Çarşamba gecesi ilk sahura kalkacağız. Peki kavurucu yaz sıcaklarının herkese bunalttığı şu günlerde daha kolay bir oruç için sahurda ne yemeli, ne yememeli? Sahur önemlidir. Çünkü tüm gün boyunca sahurda yenen yemekler kullanılır. Protein içeriği fazla gıdalar, midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirdikleri için tercih edilmelidir. Aynı zamanda tokluk hissi de sağlayan bu besinler sahurda unutulmamalıdır. Yumurta, yoğurt, süt ve peynir gibi gıdalar sahur için ideal seçimler arasındadır. Metabolizmamız gece yavaşladığı için gece yenilen yemeklerin vücudun yağlanmasını artıracağı unutulmamalı. Bu durumu engellemek için sahurda hiç yemek yememe yerine sütlü veya sulu çorbalar, kahvaltı türü yiyecekler tercih edilmelidir. Sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinler tercih edilmeli. Zira protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Her sahurda en az 60 gram kadar peynir tüketilmelidir. Ayrıca bol sebzeyi sahurda bulundurmak gerekir. Çünkü bol sebze vitamin, mineral ihtiyacını karşılaması bakımından önem taşır. Beyaz ekmekler yerine tam buğday ekmekleri tercih edilmelidir. Hem daha tok tutarlar hem de B grubu vitaminlerce daha zengindirler. Haşlanmış yumurta da haftada 2-3 kez tüketilebilir. Yağlı yiyecekler tüm gün susama ihtiyacını artırır. Bu nedenle yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı ve bol su içilmelidir. Sahurda en az 600-700 milim su içilmelidir. Süt, hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissedilmesine yardımcı olur, hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlar. ABD'li bilim adamları insan bünyesinin açlığa olan ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor. Bir bardak sütün mide boşluğunu hissettirmeden insanın 5 saat boyunca tok tuttuğu belirtiliyor. Özetle, et grubu, süt grubu, sebze, meyve grubu ve tahıl grubu yiyeceklerden en az bir çeşit sofranızda bulundurun. Gece yiyip yatmayın, imsak vaktine yakın saatlerde kalkıp sahurunuzu yapın. Sahura kalkmadan kesinlikle oruç tutmayın. Sahuru abur cuburlarla geçiştirmeyin. Yağlı yemekler, ağır tahıllılar yerine kahvaltı türü yiyecekleri tercih edin.